Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün burada Huawei'nin gerçekleştirdiği etkinlikteyiz. Bugün Huawei bizlere hem akıllı telefonlar hem de yeni giyilebilir cihazlar tanıttı. Aslında bu cihazların pek çoğunu biz IFA'da görmüştük arkadaşlar. Fakat bugün burada Türkiye lansmanı gerçekleşti. Ve önümüzdeki günlerde bu cihazların hepsi Türkiye'de satışa sunulacak. Halihazırda yanımda Nova görüyorsunuz. Nova serisinin Nova 10 modeli ve Nova 10 Pro modeli var. Bu iki cihazın fiyatları ve hala belli oldu ki önümüzdeki günlerde de raflardaki yerlerini almış olacaklar ve bunların detaylı incelemesi de gelecek arkadaşlar. Fakat bugün bizim dikkatimizi çeken asıl cihaz şu elimde görmüş olduğunuz Watch D oldu. Bu arkadaşlar tansiyon ölçebilen ilk akıllı saat. Biliyorsunuz şimdiye kadar pek çok akıllı saat hakkında söylentiler vardı. İşte bu sefer tansiyon ölçebilecek vesaire gibi. Lakin bunu ilk gerçekleştiren Huawei oldu arkadaşlar. Bu elimde görmüş olduğunuz Watch D olarak isimlendirilen akıllı saat sizin tansiyonunuzu ölçebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Hemen belirtelim. Özel bir kordonu var arkadaşlar bu saatin. Yani tamamen plastikten oluşan bir kordon değil. Şu iç kısımda kumaştan yapılma bir kordon mevcut ve saatin içerisindeki bir hava pompasıyla burası şişiriliyor ve kolunuza aynı tansiyon aletinde olduğu gibi bir basınç uygulanıyor ve bu basınç uygulama işlemiyle birlikte tansiyonunuz da ölçülmüş oluyor arkadaşlar. Ki cihazın gayet doğru sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Ama şu değil, yani kolunuzda takılırken normal şöyle giderken tansiyon ölçemiyorsunuz. Bir yere oturmanız gerekiyor. Kolunuzu şu şekilde sabit tutmanız gerekiyor. Ve hiç hareket etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca nabzınız çok yüksekse de tansiyon ölçümünde bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yani önce oturmalı, bir iki dakika dinlenmeli ve bu şekilde tansiyonunuzu ölçmelisiniz. Şunu sorgulayabilirsiniz. Ya acaba bu tansiyon ölçümünde herhangi bir sertifika alındı mı? Yani bu sonuçlar resmi sonuçlar olarak kullanılabilir mi? Bize aktarılan bilgi şu şekilde. Çin'de bazı sertifikalar alınmış. Bazı özel hastanelerden ve kamusal sağlık kuruluşlarından sertifikalar alınmış durumda. Ve Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'yla bu konuda hali hazırda bir çalışma yürütülüyor. Bu saatten aldığınız tansiyon verilerini önümüzdeki süreçte e-nabızda vesairede kullanabileceksiniz. Yani doktorunuza gittiğinizde doktorunuz e-nabız üzerinden sizin günlük olarak tansiyon ölçümlerinizi bu saat sayesinde takip edebilecek. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. O yüzden Watch D için böyle bir ayrı bir parantez açmak istedik. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de satışa çıkacak bu saat. Lakin şu anda ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağı belli değil arkadaşlar. Bir de şu gelebilir aklınıza, acaba hani bu kordon özelleştirilebilir mi falan diye. Evet, özelleştirilebilir. Zaten şu iç kısımda yer alan şişen bölüm kordondan bağımsız arkadaşlar. Yani siz dışarıdaki plastik kordon kısmını değiştirseniz bile bu içerideki şişen bant aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Bunu belirtelim sizlere. Watch D'yi bir kenara bırakırsak, bugün yeni MatePad Pro'da tanıtıldı. MatePad Pro 2022 ismiyle. Gerçekten çok şık bir cihaz. Ekranı büyük. Yaklaşık olarak 12.7 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yine kalem desteği, klavye desteği, fare desteği hepsi mevcut. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte tablet kategorisindeki işleri kızıştıracak gibi görünüyor. Bu cihazların haricinde tanıtılan bir cihaz daha vardı. O da arkadaşlar GT3 SE'ydi. Şu anda benim kolumda mesela GT Runner var arkadaşlar. GT Runner'ın bir değişik versiyonu olarak gelecek bu saat. Tasarım tarafında bazı değişikliklerin olması söz konusu. Yani GT Runner'a alternatif olarak gelecek diyebiliriz. O da Türkiye'de satışa sunulacak. Fakat onun da fiyatı henüz netleşmiş değil. Bu cihazların önümüzdeki süreçte incelemeleriyle karşınızda olacağız. Zaten hali hazırda Nova 10 ve 10 Pro bizim elimize ulaşmış durumda. Bu cihazların detaylı incelemeleri önümüzdeki günlerde gelecek. Watch D, GT3 SE, MatePad Pro'nun incelemeleriyle de karşınızda olacağız. Bugün Huawei gerçekten güzel bir etkinliğe imza attı. Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Son olarak HarmonyOS 3'ten de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. HarmonyOS 3'te birçok geliştirmeye yer verilmiş. Fakat gizlilik için ayrı bir pencere açılmış. Bu sayede hangi uygulamanın sizden hangi verileri çektiğini görebiliyorsunuz ki bu çok önemliydi bence. Örneğin bir harita uygulaması sizin konumunuzu ne kadar sürede kaç defa
defa çekmiş. Bunu görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bugünlerde her uygulama sizden konum izni istiyor. Fakat sizin konumunuzu hangi aralıklarla tespit ediyor bunu gözlemleyemiyorsunuz. Ama Harmony OS 3 ile birlikte bunları gözlemleyebileceksiniz. Yani bir Facebook uygulaması sizin konumunuzu kaç defa istemiş? Atıyorum bir saat içinde 100 defa istetmiş olabilir. Kaç dakika aralıklarla istetmiş olabilir? Bunların hepsini Harmony OS 3.0'da görüntüleyebiliyoruz ki bu da bizlere gizlilik tarafında önemli bir artı sunuyor. Bunları tabii ki kontrol etmek de önemli arkadaşlar. Gözlemleyebildiğimiz gibi hangi uygulamanın iznini kaldırıp kaldırmayacağımızı da yine hemen kısa bir ekranla halledebiliyoruz. Gerçekten önemli bir özellik olmuş. Önümüzdeki süreçte dediğim gibi Huawei'nin tanıttığı tüm cihazların incelemeleriyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere.